Tam 19 ülkede canlı yayınlandı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sevgili seyirciler. Maç sonrasında Şenol Hoca'nın, Filip Koku'nun açıklamaları var. Laiç soruldu, her şey soruldu. İsterseniz bir gidelim maç sonrasındaki açıklamalara. Dünden beri gelen sorular var. Fatih Terim'in Akhisar maçının son anlarında tribünlerle girdiği diyalog neden gösterilmiyor diye bir kere şunu belirteceğim. Biz bu görüntüyü veremiyoruz. Sevgili seyirciler, veremediğimiz için de bu konu hakkında sağlıklı yorum yapamayız. Bunun altını çizerek belirtelim. Sürekli olarak sorular geliyor. Veremeyiz ama tabii ki konuşulacak. Bunun da altını çizerek belirtelim. Bir Şenol Hoca'nın basın toplantısına gidelim. Sonrasında değerlendirelim. Şimdi bir şey söyleyeceğim, yine başka şey mi anlaştı? Bu sefer güzel sahayı bulunca alışamadık yani, artık kötü sahadan çıkınca. Mazeret. Ya bu tabii Vida da kayıpları yaptı. Top kaydı şimdi ama ne olursa olsun o Tolgay da yaptı. Kısmen o, yani zaman zaman baskı geldi ama baskıdan önce çok basit top kayıpları yaptık yani. Bizim yapmamamız gereken top kayıpları. Bazen iyi paslar yaptık ama yeteri kadar bizim kalitemizin altında olduğu için sıkıntı yarattı. Ama Atiba da yani ilk maç olarak uzun bir aradan sonra gayet iyiydi bence. Yani o da yani diğerlerine göre bakarsam iyiydi diye düşünüyorum. Konuyu bilmiyorum. Sağ zeminiyle ilgili sorunlar var ama nasıl bir gelişme olduğunu bilmiyorum. Ne yönetim o işte ilgileniyor herhalde ama ne olur bilmiyorum. Sağımız düzelir mi cumartesiye? Düzelmezse Kayseri'ye mi gideriz? Onu tabii başkan yönetim... Yani konuşuluyor dediler. Benim de bildiğim sizin kadar bildiğim yani. Bunlar dediğim zaman başka şey... Ben şimdi de konuşuyorum, korkuyorum sizden yani. İşte, hakikaten benim bildiğim bu kadar yani. Sizin de bana söylediğiniz kadar. Bugün hocam? Defalarca size ve ailenize küfürler edildi. Vallahi duymadım çoğunu. Bak ben sahada hiç bilmiyorum. Duymadım da. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? Hiç onları ya geçen de söyledim. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ya ben saha içinde kime nasıl bağladığını bile bilmiyorum bazen. Ama bazen duydum da oluyor, duymadım da oluyor. Bana öyle küfür... Ya ben tam tersine bak samimi olarak söyledim. Böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Olmasa da bilemiyorum. Çünkü benim bulunduğum yerden mi yoksa maça konsantre olduğum için mi? Ama ben giriş çıkışlarda herhangi bir... Hatta hiç çıkmamayı düşünmüştüm. Sonra çıktım baktım bir olumsuzluk da yok. Rahat rahat maça müdahalemi ettim yani. Herhangi bir olumsuzluk yoktu. Ama küfür varsa başka bir şey varsa onda ne bizim sahada ne bu sahada ne başka bir sahada olmasını istemem. Bu sahada uzun süredir maç kazanamıyorsunuz. Yani rakamını şimdi hatırlayamıyorum. Ayrıca Fenerbahçe'nin derbi denilen karşılaşmalarda Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı bu sahada maç kaybetmiyor. Hocam neden görüyorsunuz siz bu tecrübenizi? Ya işte oyun burada gördük oyunu yani biz kazanmak için oynadık, kazandık. Futbol böyle bir şey. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Bugün de kazanabileceğimiz maçta 2 puan. Bütün hocalar da öyle üzgündü ama üzülmenin bir gereği yok. Şimdi geçmişte şöyle oldu, böyle oldu. Onun konuşmanın da bir anlamı yok. Biz 2-1 kaybettiğimiz maçta da kazanmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Geçen sene Rado'nun attığı gol döneminde yine kaybetti. O zaman kaybetti. Şimdi beraber kaldı. Yenilebildik ama biz işimizi yapacağız. Bugün de işimizi yaptık. O zaman gol atmadık, gol yedim diye ben kendimi suçlarım yani. Atsaydım bir tane de gol veya yemeseydik golü o zaman kazanırdık yani. Siz bugün favori olarak görünüyordunuz. Kadro benim başkalarının nasıl gördüğü önemli değil. Favori mavori diye futbolda öyle bir şey yok yani. Gösterilebilirsiniz de sahada oynanan futbol var. Yani kimin garantisi var? Hangi takımın garantisi var? Bu biz sahamızda en rahat maçımızı Antalya kaybettik. Bursa'da kazanacağımız maçı yine hiç beklenmeyen bir şekilde bir hatayla kaybettik. Bugün de 2 puan kaybettik. Yani biz kazanabileceğimiz maçlarda 7 puan kaybettik. Zaten onlara saydık. Şu gün konumuz farklıydı ama biz de bazen tersine Erzurum'da ilk yarı kötü oynadık. Yani zaman zaman öyle maçlarımız da oluyor. Bizimden beklenen oyunu daha çok iyi oynamamız gerekiyor diye söylenebilir. O da normal. Beşiktaş Kayseri Spor maçını deplasmanda oynayabilir şeklinde dedikodular var. Ben böyle bir dedikodu duymadım, bunu söyleyeyim. Şenol Hoca'ya da sorulan sorulardan biriydi. Trabzonspor'a 21, Galatasaray'a 19, Beşiktaş'a 14 yıldır yenilmeyen enteresan. Bir Fenerbahçe. Bunun sırrı nedir? Enteresan. Hakikaten enteresan. Yani şöyle enteresan. Ha bu maçların mesela yani bir... Fenerbahçe tarih yazıyor bu anlamda.
Ya gerçekten valla, böyle yani. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii ki Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edebilir bu şeyler ama mesela bazı beraberliklerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Yenilmiyorsun. Tarihe yenilmedin diye geçiyor ama mesela Galatasaray bir beraberliğimiz var biliyorsun Süper Kupa şeyde evet. Lig finalinde. Maç 0-0 bitti. Galatasaray 0-0'la şampiyon oldu mesela bizim sahamızda. O sene şimdi, iki kere olduk şampiyon. Oradaki işte abi. Oradaki mesela beraberlik evet yenilmedik ama bir işe yaramadı. Bazı beraberlikler mesela bugünkü beraberlik bir işe yaradı. Hem moral açısından daha ligin başı açısından yaradı. İkincisi şunu söylüyorum. Hakikaten Fenerbahçe taraftarı bak açık net söylüyorum. Bu derbi maçlarında taraftar bir kere bu işe çok iyi kendini hazırlıyor. Bir. İkincisi Ertem bilmiyorum farkında mısın? Fenerbahçe bu derbiye Beşiktaş'tan daha iyi hazırladı kendini, takımını. Evet. Camia olarak söylüyorum. Ben mesela sabah Fener TV'ye bakıyorum. İşte seneler önceki Apiyalar gelmiş. Luganolar gelmiş. Fener TV'de program yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir baktım taraftar idmanlara gitmiş. Yani Ali Fenerbahçe'de evet, sarılıyor, öpüyor, kucaklıyor. Oyuncu evet. Oyuncuları Fenerbahçe derbilere özellikle Galatasaray derbisine Ahmet Hoca onu söyler. Mesela Galatasaray derbilerine camia olarak çok motive, iyi motive ediyorlar. Mesela Beşiktaş bugün normal bir derbi maçı gibi hazırlandı. Ben öyle gördüm, öyle hissettim. Fenerbahçe çok daha önem verdi. Ve bu derbilerde Fenerbahçe taraftarıyla, camiasıyla tabii ki oyuncu da mecbur kalıyor bu baskıyı görünce. Yenilmemek adına mesela ben bugün Fenerbahçe'nin bu sene çok kaliteli bir oyun olmasa da İç saha ve dışa oynanan 6 maç mı oldu? Kaç maç oldu? 6 haftadaki en iyi oyunu demiyorum. Fakat en motive, en dirençli oyunuydu bugün. Bakın yani mağlup oldu. Hep maçı kurtarmak istedi. Anlatabiliyor muyum? Birbirinden sonra da pozisyonlar buldu. Çünkü belli iyi motive olmuşlar Ertem. İyi motive olmak, bak Sinan bilir, Gökmen abi de bilir. İyi motive olmak kondisyonun yarısı kadardır. Hatta bazen daha önemlidir. Bir takımın kondisyonu sıfırdır. Fakat öyle bir motive olurlar ki tabii bu 1-2 maç öyle oynuyor, götürebilirsin vücut götürmez. Öyle oynayabilirsin ki söylesin Sinan'la bilir Gökmen abi de bilir. Fenerbahçe derbi maçlarına böyle hazırlanıyor. Bak inanın ben kendi futbolculuğumda bilirim. Çok kötü yıllar geçirirdik. Ne zaman Galatasaray derbisi olduğu zaman kurtuluş maçı. Hem öyle bir hem de ya ölmeliyiz bunlara yenilmemeliyiz mantığıyla camia bizi hazırlar. Yönetim gelir, yemekler verilir. Anlatabiliyor muyum? Ama işte, çok ayrı bir hava olarak yaşıyor Fenerbahçe camiası işte. Bu maçları tahmin ediyorum çok zayıf kadrolarla bile yenilmedi Fenerbahçe. Şimdi baktığın zaman bak, yemin ediyorum bu da iyi bir kadrosu yok Fenerbahçe'nin ama yine yenilmedi. Ben bugün yenileceğini hiç düşünmüyordum zaten. Bu motivasyona kazanırız diyordum. Bu motivasyonu iyi yapıyor Fenerbahçe. Müthiş motivasyon. Derbilere camia olarak hazırlanıyorsun, futbolcular hazırlıyorsun. Evet. Ama sonra bir Anadolu takımına içeride yeniliyorsun. Geçen sene 3 defa Akhisar'a yeniliyorsun. Hı. Bir tanesini kazansan şampiyon olacaksın. Yani eksik bu. Futbolculardaki, futbolcu da maç seçiyor. Evet derbiye farklı bakıyor. Anadolu hı, maçına farklı bakıyor. Bugünkü maç derbi. Çünkü niye? Gelen rakip de ürküyor. Bir de bu da var. Evet. Yani Anadolu takımı ürkmüyor. Kaybedecek bir şey yok. Kendini göstermeye geliyor. Yenilsem de fark etmez diyor. Ama gelen rakip büyük olarak yani Fenerbahçe olsun Galatasaray olsun önce yenilmeyeyim aman yenilmeyeyim ürkek geliyor. Baskı var. Müthiş bir taraftar baskısı var. Etkileniyor. Sinan, ama şu rakamlarda etkiler mi Fenerbahçe? Rakibi? Şu rakamlarda Fenerbahçe çok iyi başarıyor. Yani Fenerbahçe evet, kendi sahasında bunu çok iyi başarıyor. Yani bakın bu kadar zayıf takımıyla bakın bu kadar zayıf takım bu kadar formsuz bir takımıyla bugünküsü başarı ama diyorum ki bu maç yanıltmasın diyorum ben. Şimdi Apo diyor ki daha derli toplu falan filan. Hayır Fenerbahçe derbiler hep böyle. İki hafta sonra Anadolu maçında Anadolu'ya gidince ne olacağını bilemiyorsun. Yenilirsek şaşırmam ben. Ha, ya şaşırmam şey ben. Hayır, ben de diyorum. Demin, Fenerbahçe taraftar Apocuğum, romantik değil şu anda. Demin söyledim. Biliyor takımın gücünü sabrediyor. Apocuğum demin söyledim evet, neye istinaden biliyor şaşırmam musun? Şaşırmam yani ben. Şimdi diyor ya bakın Ali Koç'un söylediğini istinaden konuşuyorum. Ali Koç diyor ki bir facia olursa diyor. Yani 3-0 olursa bugün 3-0 olsaydı 3-1 veya 4-1 koku gitmişti. Bitmişti yani yarın sabah yani bir Anadolu'da veya bir maçta mı olması lazım? Ben onu söylediğine göre söylüyorum. Yani bir facia bekliyor. Ben ne diyorum ki facia bekleme. Önceden bazı şeyleri hisset. Belli eder kendini 6 haftada. Yok çünkü ışık felaket yok. Felaket gelmeden. Takımın gücü yok. Sinan, fizik olarak iyi değil. Felaket gelmeden önce çare bulacaksın. Geldikten sonra değil. Eğer Filip Koku yapmışsa transfer değil. Transferler de iyi değil. Çok etkili transferler değil. Kimse kandırmasın göreceksiniz. Derbi de kandırmasın. Bu derbi kandırmasın.
Bir Filip Koku'nun maç sonrası açıklamasına ben gidelim. Küçük bir örnek de verebilir miyim? Şey için, şunun için söylüyorum. Hani bu derbi maçlarına Fenerbahçe camiası çok iyi hazırlanıyor derken. Mesela benim Fenerbahçe'de oynadığım bir 86-87 yılı vardır. Eskişehir'de 4-0 yenildik. Acayip böyle Sakarya Kupa'da 5-1 ile elendik falan. Acayip kötüsün skorlar alıyoruz. Seyirci bizi öldürecek. O durumdayız. Mesela Galatasaray'da o sene uçuyor. Ali Samiyen'de gittik, Ali Samiyen'de yendik Galatasaray'ı. Anlatabiliyor muyum? Herkes çok oldu. Ulan bu takıma ne oldu diye. Bir de sen de onu hatırlarsın. Fenerbahçe Sigma oğlu Mukta 7 tane mi yemişti. Evet. Geldi yine o dönemin çok iyi bir Galatasaray'ı vardı. 1-0 sen mi hakemdin? Bak Ahmet Hoca hakemmiş. Aykut attı. Aykut Kocaman attı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Galatasaray'da Aintra Frankfurt'u birilerini elemişti. Bir şey. Evet, büyük bir takımı yenmişti. Fenerbahçe'de Sigma Olup'tan 7 yiyip gelmişti. Ali Selmen'deki maçı yine Fenerbahçe biz kazanmıştık. Yani Fenerbahçe camiası özellikle darbilerde diğer iki büyük rakibinin camialarından çok daha fazla maça önem veriyor. Neredeyse bu maçları birer şampiyonluk maçı gibi görüp oynuyor. Ligde şampiyonluk iddiası olmasa da. Sadece bunu şimdi söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş Trabzon adına değil de ben Galatasaray adına konuşayım. Büyük takımlar şampiyon olunca küçük takımlarda bir şampiyon takımları yenince mutlu olurlar. Siz de öyle. Mutluluktan bahsetmedim. Yani, Ertem sorduğu için. Mutluluk yani. Yendikçe. Ulanım. Abi ben Fenerbahçe. Ama şu tablo normal oğlum, bir tablo genel, değil Gökmen abi. Gökmen yani, abi genel konuşuyorum oğlum ben genel senin adına anlatıyorum. Hani abi ben dedim ya beraberliğe mutlu olmuyorum mesela Galatasaray şampiyon oldu beraberlikle bizim sahamızda. Yani mutlu mu olayım ben? Tolga'ya gidelim sonra Filip Kopya'ya yani, gideceğiz. Bunu bak bunu sorunca Ertem bu garip dedi hakikaten ki haklı. Garip hakikaten yani bunlar çeyrek asır ya. Çeyrek asırda insan bir tane yenmez mi yani? Çeyrek asır olmuş neredeyse. 20 yıl 21 yıl çeyrek asır abi. Ya evet. Zaten bu rekabet içinde Galatasaray Fener adına rekabeti olduğun zaman hemen böyle yapıyor Fenerli. Altı. 21 şampiyonluk var bizim. Tabii ne canım yani sonuçta. 20 şampiyon. Ya, yani, yani. Anladım ne anlatıyorsun? Böyle hemen altı. Ama derbide de böyle insanlar böyle kızdırır birbirini abi. Nasıl kızdıracak başka türlü? Abi işte ben de onun için diyorum. Filip yani, Koku Fenerbahçe teknik direktörü Fenerbahçe taraftarlar bekliyor. Filip Koku'nun maç sonrası açıklamasına gidelim. Ne yapayım? Push to the max in a game. İlk derbi karşılaşmama çıktım bu akşam. Şunu söylemem gerekiyor her şeyden önce. Gerçekten hayranlık uyandırıcı bir atmosfer vardı. Ve ben de çok etkilendiğimi söyleyebilirim bu akşam. Tecrübe ettiğim bu atmosferden, bu ortamda bulunmaktan dolayı. Maça gelecek olursak çok iyi bir ilk yarı geçirdik gerçekten. Şu ana kadarki en iyi oyunumuzdu diyebilirim bu akşamki ilk yarı. Bize gelecek için de güven veren bir ilk yarıydı. Bu şekilde devam edersek neler yapabileceğimizi biraz gösteren bir ilk yarıydı. Taraftarlarımıza bir galibiyet hediye edemediğimiz için üzüntü yaşıyoruz. Bizim için hayal kırıklığı oldu gerçekten bu skor. Ama bir yandan da takımın gösterdiği tutkudan ve agresiflikten dolayı son ana kadar o mücadelelerinden dolayı gerçekten onlarla gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Beraberlikle sonuçlandı bu akşamki karşılaşma. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum ama futbolda her zaman hak ettiğinizi alamıyorsunuz. Başkan Ali Koç, yönetim kurulu kendisine, ekibine çok büyük destek veriyor hocanın. Ancak başkan bir televizyon programında, katıldığı bir televizyon programında şunu söylemişti. Bir facia olmadığı takdirde hocanın arkasındayız demişti. Hoca şu anki durumunu bir başarısızlık ya da bir facia olarak görüyor mu? Ayrıca taraftardan bahsetti bugün. Gerçekten çok iyi bir taraftar vardı bugün. Ama maç sonunda da Fenerbahçe'yi şampiyon yapan eski teknik direktörlerden Ersun Yanal lehine de bir tezahürat vardı. Bunu nasıl değerlendirir? Bu durumda başa çıkmak mecburiyetindeyiz. Ama dediğim gibi memnun muyum içinde bulunduğumuz pozisyondan? Hayır kesinlikle değilim. Olamam da zaten. Eğer mutlu olsam şu anki pozisyondan bu son derece kötü bir tablo oluşturur benim için. Biz yönetimimizle, başkanımızla birlikte bir yolculuğa başladık. Birlikte bir yolculuğa çıktık. Birçok değişiklik var şu anda kulüp içerisinde. Bir değişim süreci var. Ve bu değişim süreçlerinde birçok değişikliğin olduğu noktalarda her zaman işiniz zordur. Her zaman doğruya doğru gidebilmek sizin için zordur. Kötü, iyi kararlar verilmez, verilecek kararlar vardır. Ben bunları kesinlikle düşünmüyorum. Ben tamamen kendi işime odaklanmış durumdayım. Ve gerçekten çok çalışıyorum takıma doğru bilgileri yansıtabilmek için. Büyük bir fark gördüm gerçekten bu akşam takımımızda. Ve bu güvenle devam etmeli. Bu güvenle önümüzdeki deplasman karşılaşmasına çıkmalıyız kesinlikle. Bu akşam gerçekten farklı bir takım vardı saha içerisinde. Ama dediğim gibi içinde bulunduğumuz pozisyondan mutlu muyum? Hayır kesinlikle değilim. Size katılıyorum. Geliştirmeliyiz. Daha
daha iyi olmalıyız. Burada da benim sorumluluğum da tabii ki. Ben bu sorumluluğu da kabul ediyorum. Taraftarlarımıza söyleyebileceğim tek şey onlara destekleri için teşekkür etmek. Eğer onlar memnun değillerse tabii ki onların memnuniyetsizliklerini belirtme hakları da muhakkak vardır. Futbolun içinde bunlar da var. O sabrın karşılığını vereceğiz. Hocam Filip Kokun'un açık.